Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Şubat Çarşamba akşam Amerika Gastrimi yarışlarıyla birlikteyiz. Şablonumu sizlerle paylaşacağım. Çok da değişik bir şablon oldu. İçime de sindi mi diye sorduğumda hani çok da içime sinmedi çalışmalarımdaki çıkardığım şablon. Bilemiyorum tabii at yarışı kimin kazanacağı belli olmaz. Umarım faydalı olabilirim size bugün de. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. 1100 metre tapetapistteki koşuda. Ön planda verilen safkan. Hemen birinci koşuyu açalım. 6 numaralı safkan. Son iki yarışı üçüncü ve ikinci ama hani derece olarak baktığımda bu derecelerle kazanması kolay olacağını düşünmüyorum. Daha iyi bir derece çıkarması lazım. Benim buradaki önceliğim ilk yarışında dördüncü oldu ama daha iyi bir yerde bitirebilirdi. Yarış sırasında biraz şanssızlık yaşadı. Jose Ortiz dairesindeki 3 numaralı Reyes önceliğim. Sonra 4 numaralı Hales Happy Girl. 6 numaralı Vayesta. 5 numaralı Cap Horn. Ve 2 numaralı Glitter Bomb. Sırasıyla şanslı gördüğüm Taylar birinci koşuda 3 4 6 5 2. İkinci koşuya geldiğimizde maiden koşu 3 yaşlı Taylar'ın dişi Taylar'ın 1000 metre tapetapisteki maiden koşuda 2 4 6 tay yazdım değerlendirmeme zaten 9 tay var burada. Satışa çıkarılan taylarda 3, 5, 8 ve 9 numaralı taylar 50 bin dolara satışa çıkarıldı. Buradaki önceliğim Ayrit Ortiz dairesindeki 9 numaralı Sevyuz Malenya. Sonra Junior Alvarado idaresindeki 8 numaralı Big Dreamer. 2 numaralı True Pets. 1 numaralı Elagio. 7 numaralı Sugar and Spice ve 5 numaralı Pure Magic Girl. Benim şablonuma yazdığım atlar ikinci koşuda 9, 8, 2, 1, 7 ve 5. Üçüncü koşu 1600 metre kum pistte şartlı koşu. Burada atlar üçüncü birinciliği için sahaya çıkacaklar. Burada da 4 at değerlendirmeme yazdım. İlk 3 ayağı doldurdum tabii ki ama sonraki ayaklarda birer at, ikişer at geçtim. Yine normal şablonumuzu vardım. Buradaki şanslı gördüğüm atlar önceliğim Paco Lopez dairesindeki 3 numaralı Wednesday Night Led. Derece olarak 2 numaradan daha kötü derece olsa da rahat kazandı bir beyaz bayrak ayna yaptım. Üstünde Paco Lopez var. Bugün içinde kazanabilir 3 numara favorim. Sonra 2 numaralı Holiday Fantasy. Buradaki birçok rakibinde geçti. Derece olarak da iyi bir derece yaptın yani rakiplerine göre en iyi derecelerden biri. 1600'ü 1.37'nin içinde koşmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 4 numaralı Gonna Be Epic ve 7 numaralı This Run For You. Yine şablonuma yazdığım diğer atlar 3. koşuda 3 2 4 7 sıralamam. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyanında ilk ayağı 1100 metre tapetapiste şartlı koşu. Burada da atlar ikinci birinciliği için sahaya çıkacaklar. İki atla geçmeye çalışacağım. Burada hani 4 at yazdım de notlarım ama ikisini bıraktım şablonumda. Bunların ilki Bruno ikürüsünün safkanı 4 numaralı Super Sunshine önceliği. Sonra da rakip olarak yazdığım safkanda Edgar Perez dairesindeki 6 numaralı Onjet Hero oldu. Dördüncü koşuda şans verdiğim atlar 4 ve 6. Bir numara aslında Buchero temsilcisi tapetada çok iyi koşuyor temsilcileri ama bir numara tapetada bir kez koştu o da 7. oldu. Belki o gün bir sıkıntısı vardı aslında AGF tablosunun favorisi diğer notlarıma yazdığım 1 ve 7 idi ama çıkardım ikisini şablon oluştururken dördüncü koşuda 4 ve 6 diyorum. Beşinci koşu 3 yaşlı Taylar'ın maiden koşusu 1600 metre çim pistte. Burada en az 4 tay yarıştan çıkacak.
zor bir koşu olsa da 3 dayla geçmeye çalışacağım ben. İlk olarak John Velasquez idaresindeki 11 numaralı Lady Madonna önceliğim ilk yarışında çimden tapetaya alınmıştı. Bugün çim pist koşar diye düşünüyorum. Hava durumuna baktığımda iyi gözüküyordu hava. Umarım çim pist yarışlarda koşar. Ona göre yaptım hazırlığımı. 11 numaram favorim. Sonra Avrupa orijinli 1 numaralı pozitif Kerim, Sidi Mon. Ama orijine baktığımızda biraz daha mesafe isteyen bir safkan sanki. İlk 3 yarışı da oldukça tatminkar. Bu grupta tabii yazmadan olmaz. Son olarak da Luis Saiz dairesindeki 7 numaralı Candy Lady diyeceğim 500 bin dolarlık bir safkan. Beklentilerin altında koşunca ilgilileri geri aldı. Tekrar hazırladım. Üçüncü tercihimde yazdım. Beşinci koşuda şans verdiğim taylarda 11, 1 ve 7 oldu arkadaşlar. Altıncı koşu birinci altılı Ganyan Sonay'a 1200 metre kum pistte koşacak. Burada tek bıraktım ki gün üzerinde sadece bir tane tek yazdım. O da burada ama pek de verilmiyor, tutulmuyor anlayamadım. Ben tek bıraktım. O da 2 numaralı Smokin Bov son yarışında sonuncu oldu. Yani 6. oldu ama yarışa gitmedi yani koşamadı. Dışarılarda dolaştı, geri kaldı vesaire. Daha önceki yarışlarına baktığımda derece olarak rakiplerine daha iyi dereceleri var. Bugün için bir şanssızlık yaşamaz. Daha önceki performansını sergilerse bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 6. koşuda 2 numaralı Smokin Bov'u şablonumda tek bıraktım. 7. koşu 3 yaşlı dişi tayların 1300 metre kum pistteki şartlı koşusu. 6 tay birincilik mücadelesi verecek. Gününde büyük favorilerinden biri Intomishchev temsilcisi 6 numaralı Roosevelt. İlk yarışında çok parlak kazandı. 1200'ü 1.10.81 ile kazandı. Gayet iyi bir derece. Yanına bir rakip yazdım ben. İyi bir safkan 375 bin dolarlık bir safkandı yanlış hatırlamıyorsam. 3 numaralı Kathleen Her Greatness son dördüncülüğü kötü olsa da iyi bir safkan üstünde John Velasquez var. AGF tablosunda ikinci atı zaten. 7. koşuda 6 ve 3 şanslı gördüğüm taylar. 8. koşu 1100 metre tapeta pistte şartlı koşu ve dişiler koşacak. 8 kısırak birincilik mücadelesi verecek. Yani birbirine çok yakın performans sergiledi taylar, safkanlar. 2, 6 ve 8 son yarışını birlikte koştu. 2 numara 4. olmuş olsa da yani 6 ve 8'e geçilmiş olsa da ben yarışını daha çok beğendim. Zor bir koşu. Ben burada hepsi dedim. Şöyle önceliğim 1 numaralı Bondia 328 gündür arası olsa da 1 2 numaralı Talking Alders dediğim gibi son yarışında rakiplerinin gerisinde kalsa da ben yarışını beğendim. 3 numaralı Steady 1 5 numaralı One of One 8 numaralı Sprook ben bunları önceliğim olsa da dışarıda 2-3 at bıraktım onları da yazıp hepsi diyorum 8. koşuda haş. 9. ve son koşuya geldik. 1600 metre dişilere ait şartlı koşu. Çim pistte koşulacak. 9 kısrak mücadele verecek burada da. Yine zor bir yarış yani performansları birbirine çok yakın. 4 atla geçmeye çalışacağım. Bunların ilki 800 numaralı Stand of Gold. Ramsey Ekürüsü'nün safkanı Çin pist özellikle daha iyi koşuyor Ekürü'nün atları. Önceliğim 8. Sonra 9 numaralı Cardio Princess. İkinci tercihimde öneriyorum. Baba Japon. Dede Avrupa orijinli. Ve iyi de bir performans sergiledi şu ana kadar. Sonra iki safkanda yazdığım 8 ve 9'dan sonra sürpriz olabilecek bir ayak ve sürprizi yapacak atlar da Jose Ortiz dairesindeki 2 numaralı Don't Miss Sweet Tez sürprizi yapabilecek bir safkan. Son yarışları kötü ama derece olarak gayet iyi. Biraz da uzun aralıklarla koşuyor 60 gün aralıklar. Bugün için
bir sıkıntısı yoksa burada sürprizi yapabilir. Son olarak da yine sürpriz yapabileceğini düşündüğüm safkanda 3 numaralı Niv Rom. Tüm yarışlarını Laurel Park'ta koştu. Tabi buradan bir tık alt bir pist. Ama Çim'de 3 kere koştu ve 3'ünü de kazandı. Bugün için Gulfstream'de şansını deneyecek. Dediğim gibi Çim'de 3'te 3'ü var. Bugün burada sürprizi yapabilir Javier Castellano'yla. Son koşuda da şans verdiğim kısraklar 8, 9, 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Hepinizin şansı açık olsun. Görüşmek üzere diyorum.